Şimdi Yunanistan'la da bir gerginlik var. Küresel konulardan da bahsediyoruz. Pandemi ekonomiyle çok alakalıydı. Bir yandan da yanı başımızda komşuyla böyle sorunlar yaşıyoruz. Midilli'ye yine asker yerleştiriyorlar. Evet. Orada da gerginliği büyüten hamleler var Türkiye'ye karşı. Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül geçtiğimiz günlerde Atina'ya gitti. Yunan parlamentosu önünde Türk bayrağı açtı. Çok konuşuldu. Bir izleyelim. Sonra da Mustafa Sarıgül hattımızda olacak. Ona soracağım neler yaşadı. Şu anda Yunanistan'dayım. Amerika'ya medet umma, Türkiye'den dostluk ara. Miçotakis, silahlardan elini çek, barışa gel. Bak biz buradayız. Evet, Mustafa Sarıgül Skype hattımızda. Mustafa Bey merhabalar, iyi akşamlar. İyi akşamlar sevgili Melih, iyi akşamlar bütün dostları selamlıyorum, bütün konuklara selamlarımı iletiyorum. Çok teşekkür ederim. Mustafa Bey günlerdir sizi konuşuyoruz. Neler yaşadınız orada, nasıl tepkiler aldınız? Niye böyle bir şey yaptınız onu sorayım bir de. Aslında Türkiye Yunanistan gerginliğine birazcık katkım olsun diye oraya gittim. Ve Yunanistan parlamentosu önünde basın açıklaması yapmaya başladığımız esnada oradaki bir grubun gerçekten sözlü ve zaman zaman da böyle biraz da fiziki diyelim saldırılarıyla karşı karşıya kaldık. Genel sekreterimiz Sayın Teoman Mutlu ile birlikte cumartesi günü Yunanistan parlamentosunun önünde olduk. Aslında bizim oradaki amacımız sevgili Melih tamamen şuydu. Biz barışçı bir ülkeyiz. Büyük Atatürk'ün bize gösterdiği hedef gerçekten barıştır. Gelin iki ülkenin kıyısındaki iki güzel millet olarak Amerika'nın oyununa gelmeyelim. NATO'nun oyununa gelmeyelim. Ege Denizi gerçekten bir barış denizi olsun, huzur denizi olsun. İki ülke insanlarının da saygıyla, sevgiyle yararlandığı bir deniz olsun. Oradaki aslında en büyük çağrımız da şuydu. Bütçelerimizi silaha ayırmayalım. Bütçelerimizi çocuklarımızın geleceğine, ülkemizin geleceğine ayıralım. Bir başka önemli mesajımız da şuydu. Silahlar gitsin ve barış gelsin. Türkiye'de ve Yunanistan'da sevgi kazansın anlayışımızdı. Bizi oraya götüren sevgili Melih neden şuydu. Özellikle Yunanistan Başbakanı Sayın Miçotakis'in Amerika Birleşik Devletleri parlamentosunda yaptığı konuşma şık bir konuşma olmamıştır. Doğru bir konuşma olmamıştır. Bir başbakana yakışan konuşma olmamıştır. Sayın Miçotakis Amerika parlamentosunda, Amerika senatosunda konuşma yapmadan kısa bir süre önce oysa Türkiye'ye gelmişti. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından, Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu tarafından son derece şık, son derece güzel bir şekilde karşılanmıştı. Türkiye'de verdiği mesajlar son derece olumluydu. Ama özellikle Amerikan Senatosu'nda vermiş olduğu mesaj inanın ki doğru bir mesaj olmamıştır. Sempatik bir mesaj olmamıştır. Bu mesaj şahsen beni son derece üzmüştür. Özellikle Türkiye Değişim Partisi MYK'sında yaptığımız toplantıda Miçotakis'e bir cevap verilmesi gerektiği konusu aklımıza geldi. Biz orada aslında barış çağrısı yaptık. Belki zaman zaman konuşulabilir. Türk bayrağını aşmamız bir tahrik konusu mudur, doğru mudur diye. O da artık bizim biraz ses getirmesi açısından o da bizim kendi medeni cesaretimiz. Ama önemli olan orada bayrak aşmamız atalarımızın, dedelerimizin, ecdatlarımızın bayrağını aşması önemlidir. Ama bizim orada Yunanistan halkının barış isteklerini de dile getirdik. Biz orada sadece Türk halkına bize barış için gitmedik. Yunanistan halkına da aslında barış için gittik. Genel sekreterimiz Sayın Teoman Mutlu orada güzel bir şey söyledi. Bakın Yunanistan
NATO'nun oyuncağı Amerika'nın oyuncağı olmamalı. NATO'nun oyuncağı olan Amerika Birleşik Devletleri'nin oyuncağı olan Ukrayna'nın içine düştüğü durum ortada. İkinci ve en önemli husus da NATO'nun özellikle Yunanistan'da orantısız bir şekilde Yunan adalarında orantısız bir şekilde silahlanması, hı hı, Türkiye Cumhuriyeti olarak bizi ve biz tabii siyasi sorumluluğumuzun bilincinde olan Türkiye Değişim Partisi'nin bu sürekli gündeminde, hı hı, biz dış politikada her zaman her zaman devletimizin yanında olan bir siyasi partiyiz. O nedenle de biz oraya giderken barışa gittik, demokrasiye gittik, insan haklarına gittik ve gerçekten Yunanistan'ı bir ölçüde uyarabildiysek ne mutlu bize. Çok büyük bir arbede oldu mu Mustafa Bey? Size polisin tavrı nasıldı girişte çıkışta mesela ülkeden ayrılırken? Onlara dair ne aktarabilirsiniz? Özellikle ben Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'na olağanüstü teşekkür ediyorum. Dışişleri Bakan Yardımcımız Sayın Yavuz Selim Kıran Bey'e çok teşekkür ediyorum. Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'nun direktifleriyle Bakan Yardımcımız Sayın Yavuz Selim Kıran bütün nezaketiyle, bütün zarafetiyle olayı duyar duymaz Bakan Yardımcımız, Dışişleri Bakan Yardımcımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun talimatıyla Sayın Yavuz Selim Kıran bizimle olağanüstü ilgilendi. Ben gerçekten bir Türk olmanın o noktada Dışişleri Bakanlığı tarafından sahiplenmenin büyük bir onurunu ve gururunu yaşadım. Olay olduktan sonra biz 9 saat yaklaşık olarak bir noktada mahsur kaldık. Bir yere çıkmamamız söylendi. Bizim dışişleri yetkililerimiz de anında devreye girdiler. Ne yaptılar? Yani sizi bir polis karakolunda mı tuttular yoksa bir bölgede mi tuttular? Nasıl 9 saat? Hayır, polis karakoluna götürmediler. Dışişleri Bakanlığımız orada gerçekten büyük bir diplomasi yaptı. Ve konuşmalarımızın içeriği tamamen incelendi. Konuşmalarımızın içeriğinde barış sözlerinin olduğu gündeme geldi. Bir güvenli bir noktadaydık. Ona izin verirseniz onu aktarmak istemiyorum. Evet, tabii ki. Güvenli bir bölgedeydik. Ama 1,5 saat uçak bizim yüzümüzden gecikti. Tabii havalanına geldiğimiz zaman pasaport polisinin tavırları hoş tavırlar değildi. Ama Dışişleri Bakanlığımızın devreye girmesi, evet, sonucu çok büyük bir problem çıkmadan konu önlenmiş oldu. Tabii o aradaki şey şu, o grubun bize sözlü saldırıda bulunan, fiziki saldırıya teşebbüs eden grubun amacı bayrağımızı ve bizi küçük düşürmekti. Şükürler olsun ki, Rabbime bin şükür olsun ki dik durduk. Gerçekten gururlu ve onurlu olduk. Türk bayrağımızı yere düşürmeden cennet vatanımıza sağ salim döndük. Ama benim o olayı gördükten sonra bir de gurur duyduğum bir olay var. Onu özellikle aktarmak istiyorum. Birçok olay var ama onu en önemli gurur duyduğum olay da şu. Türk bayrağımızı Yunanlılar o kadar iyi tanıyorlar ki bayrağı açar açmaz hemen nasıl geldiler, nasıl konuşmaya başladılar, nasıl bağırmaya başladılar. Allah'ım hamd ediyorum ki atalarımızın, dedelerimizin, ecdatlarımızın kanıyla yoğrulan ay yıldızlı bayrağımızı Yunanlılara çok iyi tanıtmışız. Ama gördüğüm, sevgili Melih, gördüğüm bir olay şu ki önce vatanımız için devletimizin yanında olmamız lazım. Vatanımız ve toprağımız için, ulusal birliğimiz için şu anda buradan bütün muhalefet partilerine, parlamentodaki muhalefet partilerine bir çağrıda bulunmak istiyorum. Özellikle yarın sabahleyin bütün parlamentodaki muhalefet partileri parlamentoyu olağanüstü toplantıya çağırmalı. Ve bu hafta başlayacak olan NATO görüşmelerine Sayın Dışişleri Bakanlığı, hükümete ve Cumhurbaşkanlığı şu yetkiyi vermeliler. Bir, 28 tane NATO ülkesi Türkiye'de bulunan mültecileri eşit oranda kendi ülkelerine almalı. İki, Türkiye'nin güvenlik kaygıları giderilmesi şartıyla
iki tane ülkenin NATO'ya girilmesine onay vermeli. Parlamento bu yetkiyi hükümete vererek hükümetin NATO'ya daha güçlü gitmesini sağlamalı. Bunlar olmuyorsa aksi takdirde Türkiye'deki bütün NATO üslerinin kapatılması dahi gündeme gelmeli. Hükümetimiz NATO toplantısına giderken son derece güçlü, evet, ve parlamentonun yetkisini arkasına, hı-hı, almış olarak gitmeli. Türkiye Değişim Partisi olarak biz sorumluluğumuzun bilincinde olan bir siyasi partiyiz. Ülkemizin bayrağı ve toprağı söz konusu olduğu zaman bu noktada, hı-hı, siyaset yapmadan sorumluluğumuzun bilinci içerisinde NATO görüşmelerinden önce hükümete bu yetkinin verilmesini biz Türkiye Değişim Partisi olarak parlamentodaki muhalefet partilerini göreve çağırıyoruz. Çok net bir çağrı oldu bu da. Evet. Ve Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Sayın Cumhurbaşkanımızın NATO'ya güçlü gitmesi, elinin orada daha güçlü olması açısından mutlaka tam zamanıdır. Türkiye 6,5 milyon mülteciye ev sahipliği yapamaz. Nasıl Ukrayna'dan giden 4,5 milyon, 5,5 milyon mülteciyi Avrupa, Ukraynalıları Avrupa Birliği ülkeleri eşit oranda aldıysa bizdeki mültecileri de eşit oranda almalı. Anladılar. Avrupa Birliği demokrasiden, adaletten, insan haklarından bahsediyorsa bunu yapmalı. İkincisi de hükümete şu konuda da yetki verilmeli. Hemen onu da alayım NATO'nun, Mustafa Bey lütfen. İkinci önerinizi de alayım. Evet, NATO'nun Yunan adalarında orantısız olarak silahlanmasına da mutlaka dur demeli. Aksi, hı-hı, takdirde NATO'dan çıkma, NATO üslerinin kapatılma yetkisi de mutlaka hükümete verilmelidir. Çok teşekkür ediyorum Mustafa Bey. Sağ olun, yayına bağlandınız, evet, ayrıntıları ben de anlattınız. Teşekkür ediyorum Sayın Mahmut Öğün'e, Gaffar Yakıncı'ya, Mustafa Kemal Çiçek Bey'e, Necat Özana'ya ve değerli dostum Sayın Ahmet Özal'a, sevgili Meli, iyi yayınlar diliyorum. Bizi dinlemekte olan bütün yurttaşlarımı saygıyla selamlıyorum. Herkesin de selamı var stüdyoda size. Çok teşekkür ederim Mustafa Bey. Sağ olun, kendinize çok iyi bakın.